Herkese merhaba sevgili ikinci sınıflar. Nasılsınız bakalım? Çok iyiyiz değil mi? Bugün sizlerle mükemmel bir konu öğreneceğiz. Toplum işlemi gerektiren problemler konusunda bakalım neler öğreneceğiz? Tonguç bize neler öğretecek? Haydi bakalım. Tonguç biz neler öğreneceğiz bu dersimizde? Söyle bakalım. Toplum işlemi gerektiren problemleri çözmeyi öğreneceğiz arkadaşlar. Çok eğlenceli, çok güzel bir konu. Haydi bakalım. Hazırsanız hemen başlıyoruz. What you Evet arkadaşlar dersimize başlamadan ne yapıyoruz? Tabii ki programımızı 2 Ekim programını Ekim'in son gününde e, sizlerle beraber öğreniyoruz. Bugün 31 Ekim Perşembe sizle toplamı işlem problemlerini öğreniyoruz. Saat tam 5'te ve ertesi gün artık yeni bir aya giriyoruz arkadaşlar. Nedir o? Kasım ayına giriyoruz. Kasım ayında 1 Kasım Cuma günü sizlerle birlikte sıfırdan ikiye ve taktikli soru bankası kitabımızdan ödevlerimizi tamamlayacağız. Peki ödevleri nereden bakacağız öğretmenim? Sayfaların neresi olduğunu nereden bileceğiz? Tabii ki hala indirmediysek Ekim programını ve Kasım programını hoppa bilgisayarımıza aşağıdaki linkten indiriyoruz diyoruz ve hemen konumuza geçiyoruz arkadaşlar. Tonguç ve Tongül'ün burada bir muhabbet ettiğini görüyoruz. Galiba ağaçtan elma toplamışlar ama ikisi de aynı yere koyduğu için toplamda kaç elmaları olduğunu Bilemiyorlar peki biz nasıl yardımcı olabiliriz tabii ki onlara problem çözmeyi öğreterek arkadaşlar öncelikle toplam işlemi problemi dedik bir toplam işlemini hatırlayalım toplam işlemi problemlerinden önce ne dedik toplam işlemi çok güzel bir şekilde yapıyor olmamız lazım bir toplam işleminde en büyük sayımız neydi bizim evet terimleri hatırlayalım. Bizim neydi? Topladığımız her sayıya biz toplanan diyorduk. İki tane ise birinci toplanan ve ikinciye ne diyorduk? İkinci toplanan diyorduk arkadaşlar. Peki bulduğumuz sonuca ne diyorduk arkadaşlar? Tabii ki toplam diyorduk. İki tane sayıyı üst üste eklersek bu sayımız Azalar mı? Çoğalar mı? Tabii ki çoğalar ve en çok sayı nerede olur? Toplamda olur. O zaman bir toplam işleminde en büyük sayı her zaman neresidir arkadaşlar? Toplamdır diyoruz. Peki burada olduğu gibi verilmeyen bir toplamın olduğu zaman ne yapacağız? Tabii ki en büyük sayımız olan 61'den verilen toplananı bize verilen bilgiyi çıkaracağız. Haydi çıkaralım. Farklı bir renk alalım elimize. 61'den ne istiyor benden? 34'ü çıkarmamı istiyor. Haydi birlikte çıkaralım. Birden 4 çıkmaz. Gittim komşuma. Komşum 5 oldu. Ben 11 oldum. 11'den 4 çıkarıyorum. 19, 8, 7. 7'mi yazdım. 5'ten 3 çıkarıyorum. 2. O zaman verilmeyen toplananım 27'ymiş. Peki doğru mu yaptım? Hemen kontrol edelim. 4 ile 7'yi topluyorum. 8, 9, 10, 11. 11'in biri elde var 1. 3, 2 daha 5. 1 de elde 6. Yani ben doğru sonucu ulaşmışım diyorum. Bize toplanan verilmediyse ne yapıyoruz? Verilenden, verilenleri birbirinden çıkarıyoruz. Nereyi bulmak için? Diğer toplananı bulmak için. Haydi bakalım sorularımızı yapalım. Ne istiyor benden? Verilmeyen toplananları bulmam. Haydi yapıyorum. 25'ten 10 3 çıkaracağım. Çıkarıyorum arkadaşlar. 5'ten 3 çıktı 2. 2'den 1 çıktı 1. O zaman benim verilmeyen toplananım 12'ymiş diyorum. Geldim buraya. 58'den 22'yi hoppa çıkarıyorum. 8'den 2 çıkarıyorum. Haydi çıkaralım. 7, 6. 6'yı yazdım. 5'ten 2 çıktı 3. O zaman benim verilmeyenim 36'ymış. Geldik buraya. 56'dan 36'yı çıkarıyorum. 6'dan 6 çıktı 0. 5'ten 3 çıktı. Hemen çıkarıyoruz 2. O zaman verilmeyen toplanım 20'ymiş. Bakın hemen bulduğum sonucu getiriyorum. Verilmeyen kısma yazıyorum. Geldik buraya. 85, 63'ten çıkarıyorum. 5'ten 3 çıktı 2. 8'den 6 çıktı 2. O zaman verilmeyen toplananım 22'ymiş diyorum. Bunu yapmak bu kadar kolay. Yani verilmeyen toplanan varsa tam tersi işlem olan çıkarma işlemini yapıyoruz. Peki kalemli soru. Bana bir problem verildiğinde ne yapacağım? Öncelikle problemi güzelce okuyup anlayacağım. Bunun için de ihtiyacım olan şey. Bol bol kitap okumak arkadaşlar. Haydi bakalım. Ne diyor bana? Bir düzine kalemi olan Tonguç. Şimdi bir düzine kalem. Nasıl buluyorduk bir düzinenin kaç olduğunu? Hecelerine ee, hece hece de sayabiliriz arkadaşlar. E, harf harf de sayabiliriz. Şimdi ben size şunu göstereceğim. Her harfi ikişer ritmik sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 taneymiş bir düzine. Peki bir düzine kalemi olan Tonguç. Yani 12 tane kalemi olan Tonguç. Bakın parçalayarak çözüyorum problemi. 6 adet kalem verilirse yani 6 adet kalem verirse 12'nin üzerine bu sayım artar mı azalır mı? Artarsa toplama işlemi azalırsa çıkarma işlemi yapıyorum zaten. Artacağı için ne yapıyorum? Toplama işlemi yapıyorum. 6 ile 2'yi topluyorum 8. E altında herhangi bir şey yok o zaman direkt aşağı indiriyorum. 18 tane kalemi ne olur arkadaşlar? Olur son durumda diyorum. Haydi bir sonraki soruyu da birlikte yapalım. Ne diyor? Tonguç kümesten 15 yumurta toplamıştır. Evet Tonguç ben ne biliyorum? Birinci adımda hemen birinci adım yazalım. Birinci adımda Tonguç 15 yumurta toplamış. Hemen bunu güzelce yazdım. Eğer problemleri yazarak çözerseniz sizin için daha kolay olur. Nenesi Tonguç'a 12 yumurta daha vermiş. İkinci adım hemen yazıyoruz. Ne diyoruz? 12 yumurta 12 yumurta daha diyorum. Yani eklenmiş üzerine. Tonguç'un son durumda kaç yumurtası olur? Üzerine eklendiyse bu nedir? Bir toplama işlemidir. 5'e 2 ekliyorum. 6, 7. 1'e 1, e 1 e ekliyorum. 2, 27 yumurtası. Ne diyoruz arkadaşlar? 27 yumurtası olur diyoruz. Haydi hikayeli soruyla devam edelim. Tonguç'un 11 tane kitabı varmış. Evet. Tonguç'un neyi var? 11 tane kitabı var. Bunu yazdım. Tongül'ün ise 24 tane kitabı var. Hemen bu bilgimi de yazıyorum. Bakın verilen bilgilerimi ne yapıyorum? Sıra sıra yazıyorum. İkisi de aynı kütüphaneye kitaplarını koymak istemektedir. Böylece kütüphanede toplam kaç kitabı olur? Kitapları ikisinin toplam kaç kitabı olur? Ne yapıyoruz? Topluyoruz. 4 bir daha 5, 2 bir daha 3, 35 kitap olur diyoruz arkadaşlar. İşte bu kadar basit ve ay devam ediyormuşuz fidanlı soruyla. Tonguç'un bahçesinde 51 fidan vardır. Evet, hemen yazıyoruz. Tonguç'un 51 fidanı var. Bakın hepsini ne yapıyorum? Yazarak gidiyorum. Tonguç dedesiyle beraber bahçeye 12 fidan daha ekiyor. Yani fidan sayısı artıyor. Dedesiyle beraber 12 fidan daha ekiyorsa Tonguç'un bahçesinde toplam kaç fidan olur? Bakın artıyorsa toplam işlemi. 2 bir daha 3, 5 bir daha 6, 63 fidan olur diyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit. Haydi yaşlı soruyla devam edelim. Tonguç'un annesinin yaşı 36'ymış. Evet anne kaç yaşında? 36. Babasının yaşı 38'dir. Bakın adım adım ve yazarak. Babası hemen yazıyoruz. Babası kaç yaşında? 38. Peki benden ne istiyor? Bu bilgileri verdin. Tamam. Tonguç'un annesi babasının yaşları arasındaki farkı mı istiyor? Toplamını mı istiyor? Nereden öğreniyoruz? Tabii ki soru kökünden. Tonguç'un anne ve babasının yaşları toplamı kaçtır? Zaten ne işlemi yapacağımızı bize sorunun içerisinde vermiş. 6 8 daha hemen ekliyorum arkadaşlar. 7 8 9 10 11 12 13 14. 14'ün 4'ü elde var 1. 3 3 daha 6. 1 de elde 7. O zaman 74 olur. Annesinin ve babasının yaşları toplamı diyoruz ve biz bugün ne öğrendik? Tabii ki toplama işlemi problemlerini ve ve neyi öğrendik arkadaşlar? Verilmeyen toplananı bulmayı öğrendik değil mi? Toplananı bulmayı bulmayı öğrendik. Kendimizi kocaman alkışlıyoruz ödüllü soruya geçmeden hala beğenmediysek beğen butonuna basıyoruz ve Daha sonrasında abone oluyoruz bildirimleri açıyoruz ve en son olarak ne yapıyoruz ödüllü sorumuza cevap veriyoruz Kendinize iyi bakın hoşçakalın.